Ve kilitledi şu an. Ama şöyle yaparsak atıyor. Psikolojim bozdu bunlar abi. Martılarla bunlar geliyorlardı böyle. Takılıyor normalde, o kadar takılmamış lazım. Şu tüfeği ver de bir deneyelim onu. Bu diğerini taktın değil mi zaten? Aynen. Kalıbı değiştirdim. Ha, bir tüfeğe dene bakalım. Mermileri toplasana. O dağılacak çünkü. Şey boş mu abi? Kontrol ettim mi? Boş boş. Atayım mı abi? Hayır. Diğeri atıyor, çek. Peki abi arkadayken bir dene. Nasıl yani? Yani kurma konu çekerken ki bir dene. Önce tak da. Bak. Hiç gelmiyor bu sefer. Çek çek. Burayı daraltsak mı? Demek ki şarjörden değil mi? Onu anlamış olduk. Aynen abi, metalinden şarjörden. Yani. Şarjörden. Bir bakabilir miyim ya tekrar? Diğerini ver bakayım. Bunu böyle takalım direkt. Bunu gözle nasıl anlayacaksın ki? İçi boş diye mi acaba? Kalıplar tam oturmuyor ya. Aynı değil değil mi? Aynı değil. Tam çıkar onu da sorun. Bu yanlardan dolayıdır abi ya. Çek işte, vuralım mı 2-3 tane? Yok abi, boşa gider. Kalsın böyle, gene kullanabiliyorsan kullan. Kullanılır ya, aynen. Kullanabiliyorsan kullanılır, yok ya. Bırakmaz o abi ya. Yani bunu şöyle sıvı sallasan yine... Atmaz abi. Yani bunu öyle bir sert yapman lazım ki atması için. Şarjörde ne olduğunu anladık. Belki o yumuşağı taktığımız zaman daha mı iyi fırlatır diye düşündüm. Aynen, ben doğru düşündüm. Bir tak bakalım ya. Zahmet olmuyorsa da. Yok abi, ne olur. Ya senin şarjörlerin kaliteli. Aynen abi. Ya da burada bir sorun var. Düşük değil. Abi valla bence senin 125 liralık şarjörde sorun var. He? 120 dedin ya, 125 lirada. Ama fabrikadan direkt geliyor ya. Bir Derya'nınkini bir denesene abi. Ama adama da söyle deneyeceğini. İnternetten alırım ya. Var. Sen nasıl çekiyorsun mekanizma kolunu? Kereş gibi mi çekiyorsun yoksa direkt böyle mi? Değişiyor abi. Her türlü deniyorum yani. Hem alttan hem üstten yandan. Alt üstü fark etmez. Asker adam sonuçta. Evet, alt üstü fark etmez. Etmez. Fark etmez yani. Ama bana sorarsan abi şu daha hoşuma gidiyor. Kereş gibi mi? Aynen. Çünkü ağrı platformu ama kurma kolu da keleş. Ya normalde bunun şurada olması lazım. Sürme kolunun burada olmasının hiçbir mantığı yok. Sağ, aynen. Sağ Derya da burada takılmıyor mu zaten? Öyle seçeneği var mı Derya'nın? Var. İki taraftan da takabiliyorsun. Şunu çekiyorsun, diğer taraftan takıyorsun. Yani ama bir de şey var. Sol kullanıcılar için atım yatağını şey yapabiliyorlar. Sola atabiliyorlar. Yardım ihtiyaç var mı? Yok abi, sağ ol. Biliyorsun biraz sert bu. Alttan üstten yanına fark etmez. Biraz daha yağlı bırak abi şarjörlerini. Ha, bizim yatakta. Hı? Bizim yatakta diyorum, yağ olsun abi. Yok bir şey. Yani şeyi bırak kendine. Böyle bir laylon gibi bir şey ser. Orada bırak. Ver bakalım. Bir abi. Atıyor. Şarjörden dolayı abi. Metalinden dolayı değil mi? Aynen abi. Et kalınlığı fazla ya da az olabilir. Bence fazla. Bu daha mı iyi atıyor ya? Fazla tabii canım. Et kalınlığı az olsa zaten direkt fırlatır yani. Aynen işte onu diyorum. Bak fırlatıyor, gördün mü? Ama eskiden daha diye fırlatıyordu yani. Yok canım, o fırlatmıyordu ki. Bu fırlatıyor değil mi? Yani bu fırlatıyor. Aynen. Şimdi ben onu özel boyattırdım ya. Geri zekalı herhalde siyahın üzerine boyamış onu. Ha, kazım adam. Sökmeden aynı. Ömpara mı? Için. Amatörce bir şey yaptım da değişemiş olmadı. Onun usta birisinin yapması lazım. Yani normalde... Bak takıyorsun. Bırakıyorsun düşüyor ya. Şu bana ayrı keyif veriyor, biliyor musun? Ya da şöyle fırlatmak. Tabii o 20'lik şarjörde olmuyor. Plastik ya. Özel arkadaşlar tabancayı fırlatıyor ya. Tabanca şarjörünü. Şöyle mi? Aynen. Bana gerek yok ki. İşte bu da bir nevi olay oluyor yani, zevkli ama. Ya yok, mesela şu harekete gerek yok bunda. Neden gerek yok? Çünkü atacağım şimdi. Buna basıyorsun yani, böyle çevirmene gerek yok. Neden? Çünkü buna bastın, düşerken direkt takıyorsun. Zaman kaybolmasın ya. O geriye doğru neden onu yaparsın? Mesela bunu çektiğinde atmıyor ya. Evet. Bu yüzden yaparız. Çünkü mekanizma geride kaldığında o da kilitliyor. Atmıyor, bak görüyor musun? Ve kilitledi şu an. Ama şöyle yaparsak atıyor. Burada beyaz taktikleri bunlar. Mavi sen normal harbi seti var mı?
Harbi setil bildiğin çubuk ya. Ya biliyorum var mı? Yoksa... Var var. Yüz gibi çubuk işte sıradan. Değil fazla. Hızlatmak lazım. Bir de bunu videoya çekiyorum ya çok keyifli oluyor izlemesi. Mesela kullanmaktan ziyade. O şey vardı. NATO tatbikatından biri neydi? Bizimkilerden biri M4'ü böyle atıyor ya. Hekla mıydı? M4 müydü? Yani yeleklerinde falan Miltek yelekleri falan var ya onların. 8-10 tane şey şarjör giriyor ya. 8-10 tane mi? 8-10 tane. Evet abi bir şarjörü. Geniş ya 2 tane koyuyorlar. Şarjör uygun. Plastiğimsi bir kalıp olsa mesela çok rahat çıkar. Bizimki ip ya kumaş. Takılıyor. Kydex şarjör var abi. Şarjörlük. Aynen. Bunlara Kydex. Uygun yoktur ki. Bunlara uygun yok tabii de. Bir de şurası var ya. Hı? Şurası takılır. Boş şarjörü sokacağın ya, zaman. Doğru. Şatkan için ama dolu koysan takılmaz. Biliyorum onu ya. İyi de dolu niye koyasın ki? Şey abi, bazen olup takacaksın ya, onlar zaten boşu atıyor ya. Yani boşu ya atarsın ya poça koyarsın. İşte abi, tamam koyarsın. Ama tekrar koymak istediğin zaman mesela? Ya abi, o zaman tekrar da şöyle, mesela bence mantıklı olan şu. Şu şarjörlük torbası var onları, ya. Onları, mermileri toplasana düşmesi sağa sola. Tamam. Bence boş şarjörleri o şarjörlük torbası var. Onun içine koymak daha mantıklı. Şöyle kenara, müsait bir yere koy. Yok yapmana gerek yok onu. Şöyle koy. TSK'dakiler biliyor mu böyle tekniği? Biliyor. Abi onu uğraşmıyor ki ya. Havacılar uğraşmıyor öyle. Ulanlar silahla iş yok. Atışını yap gönder. Bitti. Ya havacılar zaten biraz da sivil gibi geliyor bana. Gemiciler, havacılar falan. Biraz da yumuşak insanlar öyle. Değil mi? Şeyler abi. Birbirlerine abi şef diyorlar. Yani ortamları güzel. Komutan ortam. Ama karacılarda böyle daha bir farklı. Bir şey yok abi. Karacılarda mesela biz o da Asuray geldi dedi ki işte karacılarda falan yaşı çok büyük adamlar bile şey yapıyorlar. Komutanım çekiyor şey. Yani eskiden onun komutanı olan şu an ona komutanım çekiyor. Uzman çavuş var ya. Askerlikteyken. Diyor ben abi diyorum çekme diyorum diyor olmaz. Onlar öyle alışmış abi. Aracılarda biraz farklı oluyor. Metalinde sorun var demek. Diğerlerinin hepsinde de metalinde sorun var o zaman. Çünkü bu oluyor, diğerleri olmuyor. Bunlar eskisinin şeyi mi, şarjörü mü yoksa yeni, bunları yeni mi aldın? Yeni aldım bunları. Değil ya, adam ne zaman üretildi, ne zaman gönderdi bilmiyorum onu. Vallahi bir şöyle, bunu sorarsan, alacaksan da şey yap yani. Adama söyleyip deneyeceğini al. Abi bu Derya'nınkine çok benziyor ya. Şu senin var ya elindeki. Bu mu? Ama Derya yazmıyor üzerinde. Ya hepsinin şarjörü aynı zaten. Milimetrik farklar var. O yüzden takılıyor diyor. Hiç indirim yapmıyorlar. Ama marka tanınmıyorsa olabilir daha uygundur. Çünkü kargo margo işleriyle, bayi işleriyle uğraşmazlar doğru söylüyor. Demek ki metalde sorun var ha. Bence öyle. Çok fazla atıyorsa, diğeri atmıyorsa. Yani bir de atamıyorsun da. Bak şu anda atıldı. Daha demin atılmıyordu. Ya yani bunu böyle atacağız demek. Bak şu anda takıldı. Çok güçlü yapman gerekiyor. Bir de çalışma esasında onu yapamazsın. Hani şöyle koltuğun altına alıp onu yapabilirsin. Şöyle olduğunu düşün. Çıkmıyor. Sen de ne be? Sen de taktikalcısın sonuçta. Kürt stili. Yok. Olmaz. O kadar yavaş yaparsan olmaz. Biraz hızlı yapman lazım. Atıyor da. Çok bir şey değil abi. Ben olsam bunu çok taklamazdım abi. Olsam direkt çek, yenisini taklayalım. Onu geriden yapman gerekiyor. Arkadaki şeye takılıyor. Hani keleş gibi değil de tam aksini yapman gerekiyor. Ya şimdi şöyle abi yani. Arkadan. Sorunlu olan şarjörleri çift şarjör olarak kullanabilirsin. Bantlayayım mı diyorsun? Bantlamadan çok bunların aparatı da var. Bantlayabilirsin aynen. Ucuz zaten. En iyisi. Zaten sorunlu şarjör. Ben olsam araya bir karton koyar sağlam bir bantla. İkisini bantlardım. Böyle ters de yapılabilir. Zaten şöyle. Ya öyle yaparsın ya da düz yaparsın ama arada bir şey olur. Şöyle yani. Yok onu demiyorum. Düz çevir onu. Evet. Öyle de bantlayabilirsin. Ama mesafe kalması lazım şöyle. Evet. Çünkü bayağı kalın ya. Yani mesela şey vardı. Bunlar da bana göre en iyi öyle şarjı... değil tam tersi. Bak öyle yapıyorsun şurası takılıyor. Bir tane elim kaldı da. Evet, şurası takılıyor. Tam tersi yap.
Bence şunu yok öyle değil. He, keleş gibi değil. Diyor, keleşin tam tersi. Keleşin normalde tam tersi. Normalde düz taksan da oluyor abi. Bunun ağzı o kadar büyük ki. Ha doğru. Derya daha kaliteli diyorum ya sana. Aynen. Sana şöyle değiştirmek bana daha mantıklı geliyor. Tabii çıkarsa. Ya bu da değerlendirilebilir tabii. Şu L olmuyor abi. Çünkü L'de takıl tabii burada takılıyor. Yok alakası yok. Şeyle alakası var onun. Mesela yap onu. Girmiyor. Sonuna kadar girmiyor. Onu onunla da yapabiliyorsun sadece. Sen o şarjı şeydi herhalde. Bir bakayım ona. Aynen bu sorunlu şarjı. Bunu hiç takmayalım. Bu bozar. Ya da şöyle abi. Hızlı söyle. Böyle. Bende yok ya. Şuraya yaparsın abi. Bunların şeyleri var, aparatları var. Şurada oluyor genelde hep ama. Şurada. Şurada ya hemen. He, yan tarafında mı? G3'lerde bile solda abi yani. Evet, güzel abi. Afiyet. Bunu geride aldığın zaman daha kolay oluyor. Hani kol mesafen az ya. Evet, şöyle evet. Çekmek daha kolay oluyor. Abi bence bana sorarsan boya ve kiloya göre o çekme olayı var. Yani herkes kendine göre nasıl yapsa. Havuçluk gibi var ya bayağı büyük. Onlar Ruslara. Yok ya Türklerde de var o. Tabi bunu biraz çevirmek lazım öyle düz olmuyor bak elim. Evet, tabi abi şarjı böyle. Abi onun şarjı çok çirkin gösteriyor bu tüfeği ya. İşte tambur şarjörü daha iyi bence. Lan bunu da fırlatamıyoruz ha. Bak bu düşüyor normal ama uzun ya şimdi. Yükün bir tarafı oraya gidiyor. Bak takılıyor böyle. Ya, uzun olduğu için ama olur olur. Tamburlu şarjöre mesela abi. Tambur şarjörle mi? Tambur yok şey, canım. Yani. Yok zaten bu plastik kırılır. Işte, uyarısı var zaten. Bir de 1700-1800 TL'ye bulmuş. Ağzıyla bile düşer. Abi. Çünkü şöyle bir şey var. Zaten sen bunu bir defa kullanacaksın. Tambur şarjörü. Hı-hı. O yüzden sen işini bitirsin. Yani lazım. 20 tane kullanıyorsan da hepsini indiriyorsun. Ya, bir zahmet abi. Ya daha geçmiş olsun. Şu sakala. Evet. Bir günde uzadı mı böyle mi? Aynen öyle. Bunun yeni modellerinde de büyük. Büyük yaptılar şöyle kare. Ama daha mantıklı abi. Şimdi adamın örnek veriyorum parmağı yetişmedi diyelim. Ya da işte tam rahat değil basması. Şu engelliyor ya diyelim. Basıyorsun şöyle komple. Hem daha rahat oluyor. Düşürme mandalı. Yani sürgü düşürme mandalı daha doğrusu aynıdır senin de. Şu mu? Evet. Bunu küçüktür. Da değiştirdiler. Bunu da değiştirdiler. Yeni HK'dakileri gibi yaptılar. HK modellerindeki yoklar böyle biraz. Mesela şarjör olmadığı zaman geride durdurmak için oraya kullanabiliyorsun. Haberin var mı? Şöyle. Ya öyle mi yapıyorsun? Aynen abi. Ben alta basıyorum direkt. Nasıl yani alta basıyorsun abi? Şöyle. Kafana mı geldi? Yok, aşağı doğru. Çekiyorsun ya. Evet. Şuraya basıyordum ben. Ha aynı şey abi. Sen şöyle yapıyormuşsun. Öyle yapıyorum. Çünkü benim aparatta üst taraf daha geniş ya daha rahat oluyor. Hmm. O yüzden diyorum abi. Abi bence bu yayın burada olması çok saçma ya. Neyi? Şu yayın. Yani eski tüfeklerin hepsi öyle ama. Hepsi öyle de. Yani bence bunu da değiştirmeleri lazım da. Ama adamlar demek ki uğraşmak istemiyor. Masraf yapmak istemiyor. Tüfeğin bütün ağırlığı burada. Derya öncü bir firma. O yüzden. Bu benim tüfeğim önce bir firmaya ait değil ki. Sıradan bir firma. Doğru söylüyorum. Ama aynı şey. Derya yani. Daha kalitelidir bunlar. Atıyor abi. Atıyor. Hem buranın hafif olması biraz daha iyi. Seninki o yüzden ağır demek ki. Benimkinin o kısmı polimer ya. Burası... Orasının zaten demir olmasının da esprisi var ki hiçbir anlamı yok bence. Metal olmasının. Burası mı? Evet. Vallahi bir polimer daha mantıklı geliyor bana. Ama uzun süreli atışlarda etki eder mi? Gene de nam olsunuyor da. Ya otomatik çekiyor şey zaten yok. Sonuçta. Yok. Gene de alakası yok. Ne varsa ne bitiyorsa şu bölümde bitiyor. Zaten burayı da metal yapmışlar. Demir çelik bilmiyorum. Çok farklı şeyler ama. Yok biliyorum da. Mesela çelik daha sert. Yamulmaz. Kırılır direkt. Demir yamulur. Ve daha dayanıksızdır. Ayrıca demir doğal bir şeydir. Çelik doğal değil. İnsan yapıyor. Aynen biliyorum abi. Alaşımları değişiyor tabi farklılaşıyor. Sende açılma şurada mı oluyor? Yani sende nasıl? Şey var M4'lerde pimler var ya iki tane. He, bunun yeni modeline vardı o. Böyle çifte gibi kırılıyor değil mi?
Aynen. Direkt kemizle oradan yapıyorsun. Aynen. Ya şimdi şöyle bir şey var. 47 santim ile 71 santimin arasında neredeyse hiçbir fark yok. 10 metre bir saniye çıkış hızı farkı var. 71 santim hem daha ağır. Gün mahallede operasyon adamla düzenleyecek zor olsan adam namludan bence tutar yani. Bence emin misin o FPS olduğuna? 10 metre bölü saniyede. Tam 10 metre bölü saniye emin misin o kadar oldu? Testlerini biraz izledim. Barut hakkı çok az ya. Barut hakkı az olduğu için 47 santim yeterli oluyor. Mesela G3'ün namlusu bile 47 santim değil. Daha kısa G3'ün namlusu. 45 santim. Ve o kadar da barut hakkı var yani tüfeğin. Ve abi bence bana sorarsan ben uzun seviyorum öyleyse. Uzun ya için. Uzun olmasının bir esprisi yok diyorum. Bu tarz tüfeklerde yok. Askeri şöyle, tipten bahsetmiyorum. Olay şu abi. Anladım ne demek istediğini. Senin dediğin olay zaten barut hattı. Çok az. Pompalarda şu var zaten. Barutun daha iyi yanabilmesi için namlunun uzun olması gerekiyor yani. Ve namlu hakkı var. Barutun tam yanması için. 47 santimde bunun için yeterli diyorsun. Ve tamam ya. Saçma atışları için uzun namlu önemli. Başka hiçbir anlamı yok. Şokla halledebilirsin aslında. Kısa namlu da olsa. Seninki şoklu muydu? Şoklu. Bu slug. Slug namlu bu değil mi? Hı-hı. Daha kalındır o zaman. Aynen abi daha kalın. Seninki yivli. Bu yivsiz. Biliyorsun biraz yiv var onlarda da. Biliyorum da çok da bir esprisi yok abi açıkçası. Saçma ve dokuzlu şablonun dışında. Tek kurşunda slug daha yiyorlar. Bir de yani slug şok en ince şoku takıyorlar. Mantıklı. Mantıklı olan da o zaten. Şoksuz bu. Şok falan yok. Yok yok. Ben mesela örnek veriyorum. Slug'ı kullanacaksa 5 numarayı takmam gerekiyor. Şok. Ha bir de her mermi için değiştirmen lazım onu. Saçma atacağım mesela. Saçma. Yok, işte şöyle. Mesela örnek veriyorum 5 numarayla hepsini atabiliyorsun. Ama saçma çok dağılır değil mi? Çok dağılır gidiyor. Ama illa şey yapmak istiyorsan yani şöyle. Buna da saçma koysan 5 numarada da saçma koysan aynıdır. Ama işte saçmayı daha iyi kullanmak istiyorsan sadece saçma kurşunu kalmışsa daha etkili kullanmak istiyorsan 1 numarada çok koyarsın. Namlusu mesela dikkat et elini falan sokup da kontrol edebilirsin. Tank namlusu gibi. Yivsiz tank namluları olur ya. Tank evet, topları evet. 120'lik. Direkt hiç öyle. Hiç yiv miv yok. Baba borusu gibi. zaten abi. Bir de öyle ama. Açabilirim ama. Tabii tabii. Oğlum. abi açtı. Açabilirim değil mi? Benziyor. Şey yapıyorsun. Çıkartıyorsun kundaktan yukarı doğru bastır. Yok yok. Biraz daha güçlü. Mesela deryada şu olay var abi. Şu açılıyor. Sende de öyle mi? Her sıktığında tekrar açılıyor mu atıştan sonra? Denemedim de. Dikkat edin burada şey var. İki tane hilal şeklinde parça var orada biliyorsun değil mi? Sende de var mıydı? Var var. Onu dikkat et de düşürme. Bunlar... Sende o yay arka tarafta değil mi? Aynen. Düzgün taktın değil mi yani? Patlamasın sonra tek amanatını kullanırken. Yok abi. Takalı zaten. Tam bir şey olmasa oturmaz abi. Bir de bunu ters de takabiliyorsun. Öyle bir handikapı var. Nasıl yani? Mesela o somunu ters de takabiliyorsun aynı şekilde. O somunları falan. Şunu mu diyor? Aha. Tamam normal tak. Diğer tüfeğimde öyleydi mesela. Bir de kinetik onun ucuna bakman lazım. Geçirmen lazım. Kinetik sistem kullandın mı hiç? Kinetik daha yumuşak abi kurmak olarak. Bir iki defa tek kullanmıştım daha çok bakmadım o zamanlarda. Zaten ben görmedim hiç piyasada kinetik kullanan. Abi kinetikte omuzlamasan bazen tam şey yapmıyor ya. Yani örnek veriyorum desteklemediğin zaman şey de yapamayabiliyor takılabiliyor da. Ama genelde omuzlayarak atış yaptıkları için sorun olmuyor. Kinetik daha iyi abi ya. Niye? Bir yandan. Daha zaten az. Parçayla daha az temizlik gerektiriyor. Ama o şey sorun olabilir. Örnek veriyorum. Desteksiz nişan var ya. Şöyle. Sıkayım ben. Benim Sightmark vardı ya Red Dot. Holosight. Evet. O tarzda bir Red Dot. Gördün mü? Evet Sightmark'ı biliyorum. O pili kullanıyorum mesela. Genelde zaten aynı kullanıyor abi ya. Daha önce keskin nişan dürbününden baktın mı hiç? Seninkine de bakarız abi. Ama arada değil abi. Hı? O arada değil ama olsun. Seninkisinden de var. Bir tane tüfeğim vardı. X24 zoom yapıyor. O şu anda farklı bir yerde. İyi bak kum torbanı var. Delta mı? Çalışmak istiyor musun? Allah yorgunum abi. Ya. Yoksa çalışırım. Bakarız yarın. Onunla takacak bir yer bulamadım. Yıllardan beri duruyor. Umut onlarla konuşuyor mu abi? Umut mu? Adana'da var ya.
Yaklaşık 1,5 yıl önce siktiri çektim ona ya. Çok yalan konuşuyordu. Uçak müzesi neredeydi? M47 mi diyorsun? M47 değil de şey, denizaltı falan demiştin. O da onun yanında mı? He, onun yanında. Şey de o, uzakta. Bir arada şeye gitmiştin, Koçların mıydı? Rahmi Koç Müzesi işte. Rahmi Koç Müzesi. Bahsettiğin o, şeyler orada. Aynen, şey, uçaklar da falan da vardı yani. İşte, her şey var orada. Eski antik arabalar var, uçak var, denizaltı var, her şey var. Pazartesi kapalı sadece. Oraya gideceğiz zaten. Bir de uçak müzesi var. Evet. Oraya gideceğiz. Bir de T-26'nın olduğu bir müze var. Harbi müzesi. Aa, şey hatırlıyorum. Şey üzerine çıkmıştım. Tankın üzerine çıkmıştım. Evet. Kardeşim tankın üzerine çıkma. Benim abim de askerdeydi. Dışarıda nöbet tutturuyorlar. Karda. Edirne'de. Kar yağmıştı. İşte o bidonlar var ya, yuvarlak bidonlar büyük. İçine evet. İşte birkaç tane tahta atıp G3 mermisi görmek istiyor musun? Burada da var istiyorsan. Var mı bak? 308 gerçi. Aynı zaten de. Aynı değil. Hızları farkını mı? Biliyor musun? Farkını biliyorum. Hızları var. Bir de 308. A2 mühimmatları var. 308'ler daha güçlü. Daha ince. Barut kalınlığı var ya, daha ince. Yani daha fazla barut alıyor içine. Ama şey abi, 308'lik ile 762'li bir aynı. Ya çap olarak aynı. Ama şeyi ince onların. Barutu daha ince ya. Daha fazla barut var içinde. Anladım işte, onu diyorum. Kovana ince. Hızlı işte. Hızlı etkiliyor ya o da. Aynen öyle. Biraz daha basınçlı yani. Ya biliyorum abi. Ama o da işte tüfeğe göre koyman gerekiyor. Şu 308 koymaya denedin mi hiç? Yani abi onlar tek bir mühimmat veriyordu bize. AP mühimmatı. Standart MK. Başka AP bir... mühimmat vermezler. AP de abi. AP normal standart başlıklı oluyor. Kurşun tiplerinde öyle oluyor. AP oluyor. Yok şey yani AP zırh derecesi demek, AP diyorsun. Yani ucu çelik miydi? Yok bakırdı. Tamam bakırsa normal standart mermi onlar. E tamam abi, onun İngilizce ismi var ya onların uç çeşitlerinde. İşte AP dedin, zırh derecesi oluyor. Ucunda ya tungsten oluyor ya çelik oluyor. Anladın mı? Acaba peki şeyler vardı ismi neydi? Kurşunların başlıklarının ismi vardı. Onlar neydi? Abi. İşte zırh deliciye AP diyorlar. Ucu tamam, çelik. Tamam APFSDS'den onu biliyorum da. Hayır, onunla alakası yok. Demek istediğini evet, biliyorum. Evet. APFSDS bambaşka bir şey yalnız. Acaba neydi ya? Tabiri mi farklıydı? Acaba mi yanlış? Bizimkiler yanlış konuşuyor AP diyorlarsa. Ya letol, non letol. Non letol ucu şey, eski şey gibi. Kanka Kürtçe mi konuştun daha demin, anlamadım. He? Ha, non letol şey demek abi. Non letol hem o... Neyse gel göster. Hiç neyse, 556 gördün mü? 556 görmedin ama söylemeyeceğim. 556 görmediysen gel gör o zaman. Peki hiç 40 milimetre gördün mü? Evet. Zeman az önce. Şu G3 göstereyim. Bir fark var mı senin kullandığın mermiyle? Bak bakalım. Şey abi, bu biraz daha kalın. Daha mı kalın? Daha kalın. Biraz daha kalın. Bu da keleş mermisi. Bunu... Barut hakkı falan yok içinde. Patlamamış mı? Yok. Yok yok, barut hakkı yok içinde. Barut marut bir şey yok. Bu 5.56-45. Mesela hepsi bakır. Küçük müydü abi ya? 5.56 küçük tabii. Ölçtüm. Senetteki ölçü şeyleri var onların. Hı-hı. Tabii tabii ölçtüm ben. Metreyle ölçtüm, birebir aynı. Buna bir şey demem. Ama 5.56 bunun yanında bu kadar ince kalır mı? Ya ölçtüm diyorum ya. Ya biliyorum abi dedi. Sen hayatında daha önce hiç 5.56 gördün mü? Yani çok fazla fotoğraflarda baktığım için. Ya yok yani fotoğraftan ölçülendiremiyorsun ki. Ölçme şey de ama abi gene belli eder ya kendine. Göz yok diyorum ya ölçtüm ben. Hani bana da öyle geldi ilk etapta. Şey yaptım, metreyle ölçtüm. Ama bire bir aynı. Şimdi böyle bakınca Vietnam'da adamın neden ölmediğini anlıyorum. Bunlar da 45 ACP. 11 milimetre çapında bu. 45 ACP'ler 11 milimetre çapa sahip. Çıkmaz bunlar. Bu çekirdek çapı G3'ten bile daha kalın. Burada 9 milim yazıyor ama. Nerede? Şurada. Adamlar 9'un kovanını mı takmış acaba? Yani böyle bakınca... Yok ölçeriz de, yok 45 ACP bu. Ya ucu öyle. Ucu öyle de altı. Ayrıca da şey 45 ACP'nin çekirdeğini de burada kurdu. Ellerine kalmamış abi. Oğlum biz niye bu kadar şey güldük onu anlamadım. Canımız sıkılmış abi. Gülmek için bağırıyorum. 9 milim ya. Kardeşim sen bunu 45 diyesen ya. Verisi beni ilgilendirmez. Bir ara getir G3'ünü de deneyek bakayım oluyor mu? Normalde silah yetki kartı bendeyse alsam dışarı çıkarsam bir şey demezler. Ama silah kartını alıyorlar. Hmm.
Bir de dış görev diye bir kağıt imzalaman gerekir. Ne var da kimse uğraşmaz abi ya. Uğraşacağım. İyi abi. Ama bana sorarsan abi. Hal mesele böyleyse. E Kadir abi bize ne yapıyorsun? İşte omlet tarzında bir şey. Sucuklu. Altı yedi tane yumurta karışımda. Hemen ama. Sucuk mucuk. Abi 15 kilo verdik yara galiba bir iki üç gün abi, içerisinde tekrar verelim. İçerisinde bir 5-6 kilo garanti. Kadir abi. Kadir abi bize bakıyor ya. Bir de şunu atıyoruz. Mozzarella peyniri. Değil mi abi? Kürdiş style'a. Daha çok Nusret style'a. Nusret style'a. Yarısı dışarı. Eline sağlık abi. Eline sağlık abi. Valla kardeşim. Bakın şu şeyler pişer. Normalde bunu önceden atmak lazım da. Sucuğu mucu. Aynen. Yok abi. Aynen doğru söylüyorum. Fakir abi. Fakir usulü. Faker. Yok abi öyle bir şey abi ya. 10 numara 5 yıl işte. Anladım. Yarısı dışarı. Ya abi iyi iyi. Abi hasta olursak. Ha şimdi mikroba da ihtiyacımız var yani biraz. Vücut gelişmesi lazım abi. Biz abi abi. Abi Kadir abi hep kaliteli şeylerden almış getirmiş de daha ne yapacak adam ya. Bizimize de fazla yeter. Evet evet abi. Acı para atışıyor mu da? Yok abi sağ. Ama sen atacaksan? Yok. Ya ben normalde atarım da sen şey abi bir kenara birlikte atarsın. Yiyeceğiz abi. Birlikte yiyeceksen yarısını atarsın abi. Ya da yarısından fazlasını atarsın acıyı. Tamam tamam işte atma. At abi. Sağ olasın. Bu bir tane şey vardı abi YouTuber vardı. Ne diyordu? Mertcan var mı? Yok şey diyordu abi. Gidiyor her şeye ne diyordu ya? Şifa ha şifa deyip yarısını yiyordu. Şişman bir adam var o mu diyor? Galiba oydu ya her şey. Yaşlı şişman bir adam. Vallahi bilmiyorum ya. Yok yaşlı değildi. Böyle 35-40 yaşında her şey şifa şifa deyip yiyordu. Beleşe getiriyordu. Khiyar alıyorum abi. Khiyar domates bunu atıyorum. Ekmek arası yarım. Akşam hiç pişirmeden mi? Evet güzel oluyor ama. Kürt stili diyorsun yani. Tabii abi tamam. Her zaman. Kürtlerin kültürü biraz farklı herhalde. Yani. Değişiyor. Yani eti çiğ yiyor mu? Yok. O kadar değil abi. Milattan önce değil abisi biraz. Allah razı olsun abi. Yeter mi? Yeter abi bence. Çünkü fazla şey olursa, kurursa da. Bu kadar. Abi biz bu koltuğu çektik de geri iteyim mi? Geri itin mi koltuğu?